Bir önceki videoda sadece ilk iyonlaşma enerjisinden bahsetmiştik. Bu videoda ise birinci ve ikinci iyonlaşma enerjilerini karşılaştırmak istiyorum. Örnek olarak lityumu ele alalım. Bir önceki videodan da hatırlayabileceğiniz gibi lityumun atom numarası 3. Bu da çekirdeğinde 3 tane proton olduğunu gösteriyor. Nötr haldeki bir lityum atomunda elektronların sayısı protonların sayısına eşit olur. Bu durumda lityumda 3 tane elektron olduğunu söyleyebiliriz. Elektron dizilişi ise 1s2, 2s1 diyeceğiz. 1s orbitalinde 2 elektron var. Öncelikle onları yerleştirelim. Kalan elektronu da 2s orbitaline koyalım. Aynı bu şekilde. Eğer yeterli miktarda enerji uygularsak buradaki değerlik elektronunu buradan koparabiliriz. İşte bu enerjiye birinci iyonlaşma enerjisi diyoruz. Bu elektronu yerinden almak için gereken enerji miktarı yaklaşık olarak 520 kJ bölü mol bu elektronu yerinden çıkardığımızı düşünelim. Artık nötr haldeki bir atomdan bahsedemeyiz değil mi? Elimizde kalan lityum iyonu olur. Çekirdekte hala artı 3 yükümüz olmasına rağmen artık sadece 2 negatif yük kaldı. Sadece 2 elektron kaldı çünkü birini almış olduk. 3 eksi 2 eşittir 1. Demek ki burada lityum artı 1 katyonundan bahsediyoruz. Elektron dizilişini düşünecek olursak sadece 1s2 yazmamız gerekiyor. Sonuç olarak 2s orbitalinde bulunan elektronu kaybettik. Bu şekilde devam edebiliriz. Örneğin biraz daha enerjiyle aynı atomdan ikinci bir elektron daha kopartabiliriz. Bu sefer buradaki elektronu aldığımızı düşünelim. Bu sefer ikinci bir elektronu almış oluyoruz. Bu durumda buna birinci iyonlaşma enerjisi diyemeyiz. Böyle bir durumda yani ikinci elektronu kopartırken kullanılan enerjiye ikinci iyonlaşma enerjisi deniliyor. Lityum için bu değer yaklaşık olarak 7298 kJ bölü mol. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. İkinci bir elektronu almış olsak bile çekirdekte hala 3 pozitif yükümüz var. Ama sadece tek bir negatif yük kaldı. Bu da bu atomun lityum artı değil, lityum 2 artı olduğunu gösterir. Çünkü 3 eksi 1'den 2 kalıyor bir s orbitalinde tek bir elektron kaldığını hesaba katarak elektron dizilişine de 1s1 diyebiliriz. İyonlaşma enerjilerinin değerlerine karşılaştırdığımızda birinci ve ikinci arasında oldukça büyük bir fark olduğunu görüyoruz. 520'ye karşılık 7298. Şimdi bu farkı açıklamaya çalışalım. Bunun için önceki videolarda bahsettiğimiz 3 noktaya değineceğim. İlki çekirdek yükü yani çekirdekte bulunan proton sayısına bağlı bir değer. Nötr haldeki lityum atomuna bakalım. Çekirdeğinde 3 tane pozitif yük var. Bu pozitif yük buradaki pembe elektronu geçecek. Lityum artı yonunda da durum aynı. Çekirdekte hala 3 pozitif yük var. Bu 3 yük hala bu elektronu çekiyor olacak. Aynı sayıdaki protonlardan bahsediyorsak etkin çekirdek yükünün daha çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bunun için de elektron perdelemesi hakkında düşünmemiz gerekiyor. Elektron koruması ya da elektron perdelemesi. Perdelemek derken iç orbitallerde bulunan elektronlardan bahsediyoruz. Nötr haldeki lityum atomuna bakalım. İç katmanlardaki elektronlar dış elektronu itecektir. Dolayısıyla bu iki elektron buradaki değerlik elektronunu itecektir. Bunu şu şekilde de düşünebiliriz. Bu iki elektron pembe renkte elektronun 3 pozitif yükün tamamını hissetmesini önlüyor. Yani bir bakıma 3 pozitif yükü perdeliyor. Etkin çekirdek yükünü hesaplamayı hatırlıyor musunuz? Protonların sayısından perdeleme yapan elektron sayısını çıkarıp buluyorduk. Bu durumda perdeleme yapan elektronlar burada gördüğünüz 1s orbitalinde bulunan elektronlar. 3-2 eksi bize etkin çekirdek yükünü artı 1 olarak verir. Demek ki pembe renkli elektron pozitif 3 yük değil de pozitif 1 yüke daha yakın bir değerdeki çekim kuvvetini doğru değer 1,3 hissedebiliyor. Bir diğer deyişle elektron perdelemesi değerlik elektronun hissettiği çekirdek çekimini azaltıyor. Şimdi bir de lityum artı katyonundaki durumu inceleyelim. Buradaki pembe renkli elektron için durum daha farklı değil mi? Bir önceki kadar perdelemek yok. Bu elektron onu biraz itiyor olabilir. Ama bu sefer onu perdeleyecek iç orbital elektronları yok. Öyleyse burada pembe renkli elektron pozitif çekirdek yükünü çok daha fazla hissedecektir. Yani bu elektronun çekirdeğe bağlı tutan çekim kuvveti çok daha fazla olacaktır. Bu durumda bu elektronu buradan koparmak için gereken enerji artar değil mi? Yaptığımız etkin çekirdek yükü incelemesi sonunda ikinci elektronu buradan çıkarmanın birinciden çok daha zor olacağını anladık. Bu da ikinci iyonlaşma enerjisinin çok daha fazla olmasına neden oluyor. Bahsetmek istediğim son nokta pembe renkli elektronların çekirdeğe uzaklığı. Sol tarafa bakalım. Yani nötr haldeki lityuma dönelim. Buradaki elektron ikinci enerji seviyesinde. Demek ki buradaki elektrona oranla daha uzakta. Bu elektron ilk enerji seviyesinde yani bir este. Yani burada yeşille belirttiğim uzaklık soldakine kıyasla çok daha az. Uzaklık daha az olduğuna göre buradaki elektronun çekirdeğin çekim kuvvetini daha fazla hissetmesi normal olmalı. Coulomb yasasını hatırlayın. Artan bir çekim yüküne karşılık da çok daha fazla enerji gerekir. Bu da ikinci elektronu kopartmanın çok daha zor olduğunu ve bu nedenle iyonlaşma enerjisinin arttığını gösterir. Demek ki elektronun yakın olması onu oradan almak için daha fazla enerji gerektiğini gösteriyor. Bu da bu iki iyonlaşma enerjisinin neden bu kadar farklı olduğunu da açıklıyor. Aslında bu değerler bize neden lityum artı katyonun oluştuğunu da gösteriyor gibi. Sonuçta lityum artı iki katyonu oluşturmak için gereken enerji çok çok daha fazla. Sanırım siz de iyonlaşma enerjilerine bakarak hangi iyonların oluşmasının daha kolay olabileceği hakkında yorum yapabilirsiniz. Hangi ikisi arasında büyük fark varsa orada bir zorluk olacağı ortada.